Türkmenli Televizyonu'ndan Kerkük'ten herkese iyi akşamlar değerli sayın seyirciler. Kanun o toplum programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bildiğiniz gibi sizlere her hafta e, yepyeni bir konu seçeceğiz ve bu konular yanında misafirlerimiz olacaktı. Ama bu, bu bölüm sizin e, sizi için özel bir bölüm yaptık inşallah umarım e, göre olalım. Bildiğiniz belki, e, bir kısa aranın ardından e, tekrardan sizden birlikte olduk. Bildirək ki, bu proqramın əməci e, sizlərə qanuni və yasal icraatləri bilinməxtədir. Onun yanında məhkəmələr e, daxilində olsun, şərayi məhkəmələr olsun, tənfid dairələri olsun və onun yanında e, bədaət məhkəmələri olsun, cinayət məhkəmələri olsun, şikayət icraatları olsun. Bütün e, e, bu bunları sizlərə anlatacağıq. Bildirək ki, bu proqram çoxlara əsil olmuşdur ki, ə e, qanunu anladılar, qanunu bildilər. Bildilər neler var? Bəzi icraatları vətəndaşlarımız bilmirdi özlərini. Yəni ki, şəriət şəriət məhkəməsində bildiğusdakı bəzi icraatlar var idi vətəndaşlarımız e, bunu bilmirdilər və biz bu proqram sayəsində millətə e, anlattıq və olaştırdıq özlərinə ki, bu icraatlar belə olacaqdı. E, bu icraatların e, dəvələrin birisi o da boşanmaq dəvələri idi. Yəni sayın seyircilər bildi ostar ki vətəndaşlarımız e, çox e, şəkildə e, məhkəmələrə gedirlər ki o da e, boşanmaq dəvələri üzündən oldu və boşanmaq dəvələri çox sayda artırır. Yəni biz umarıq ki bu proqram bir vasitə olsun ki e, bu Qafqaz aracışı ara yerində e, son olsun. Yəni hər bir basit bir səbəbə görə getməsin məhkəməyə, boşanma davası açmasın qadın olsun, erkək olsun. Yəni biraz sabırlı olsunlar, biraz təhammüllü olsunlar. İki tərəf bir-birinə təhammül etsin. Amma nə yazdıq ki? Yəni görürük ki məhkəmələrdə çox zaman insanlarımız bir basit bir təfih bir şeyə gedir məhkəmə açır, evi yəxır, uşaqlar e, dərbədə rolulu, o da getsə udunso. O səbəbə baxasın, bir basit səbəbdir. İcab etməz ki mən bu e, dəvələri açım. Onun yanında bedaət məhkəməsində çox e, konuları konuştuq. Geçən dövrdə əcir e, misl davaları olsun, icarə davaları olsun, kirayə davaları olsun. Bunların hepsini e, bu gün siz üçün özət olaraq axtaracağam. Bu eyni zamanda telefon bağlantıçılarınızı bəklərəm. E, bizlərə də qatılmaq istərsə vəz 6 təkətsən nomoralarla bizi arayıb bizlərə olaşa bilərsiniz. Biz də sizin suallarınız nə isə e, bu bölüm sizlərə tümünə cavab verəcəcək. Başlayan sudan sayın seyirciler nefaka ile. Bir arvat nefaka ha zaman atabilir. Nefaka dediğimiz ameten o insan ki kişisi gerek nefaka versin özne. Bu şer'an ve kanunen de geldi yasalarda ve e, şeriat kitablarında. Nefaka dediğimiz o insan ki edebilir insan nefaka açsın kişisi üzerine. Nefakanın da çeşitler var. Nefaka bir e, bir nördek yok. Çeşitler var. Bunun nefaka maziyası var. Bunun nefaka müstemirrası var. Bunun nefakatil iddası var. Vatandaşlar soğuk e, zaman karıştırır bu nefakaların arı yerinde. Yani nefaka müstemirra dediğimiz nedir? Nefaka müstemirra o arvat, o kadın ne kadar kişisinden küsülüpse, kişisinden ayrılanıpsa ama boşanmak yoktu ortaya. Sadece azizlik var kız babası evindeydi, adam öz evindeydi. O arvat hakkı var kişisinin üzerine açsın nefaka. Bu nefakaya da ne diyorlar? Nefaka müstemirre. Nefaka maviye dediğimiz nerede? Nefaka maviye. Eski geçen ayların nefakası. Yani bir insan kozası atıp özünü diyelim ki 5 aydı veya 6 aydı. Mahkeme açtı bu 5-6 aydan sonra. O geçen 5-6 ayı Edebili, mahkemede dilekçesinde yazsın, desin ki benim kocam, benim kişim attı, mânim bu tarihten terk edip beni, ne para verip bana, ne bir nefaka verip bana, ne serf edip bana və ondan dolayı mahkemenin yoluydan ben isterim kocamdan bir e, meblak para, buna da diyirler, kanun dilinde nefaka. Nefaka eddiği geldik zaman bunlar dediğimiz ha zamandı, hələ boşanmaq boşanmak olmayıptı. Ama geldiyse, boşanmaktan sonra olduysa nefaka onu da diyorlar nefakat edde. Kanun ve şeriat nefaka bir iki üç aydı. Yani üç ay o arvat edebili boşandıktan sonra üç aylık nefakasını alsın kozasından. tabii ki bunlar da da'veleri hepsi ayrı ayrıdır. Yani olmaz ki nefakal müstemirrana açsın ki nefakat eddeydin. Hayır olmaz. Ama nefakal mavi yani geçen ayların nefakasını müstemirreyden atabilir özüne. Aynı zamanda sayın seyirciler yobes biz arvad edebili. Edebili uşaklar da açsın nefaka babalar üzerine. İtibar o baba hakkı var gerek beslesin uşaklarını. Arvadını onun yanında da uşaklarını. Yani kanun bize ne dedi? Kanun dedi o uşak ta ki ömrü 16 yaşına kadar veya 18 yaşına kadar. indi bizim Sindil blok Reşit yaş 18'di. 18'den evvel uşağın nefekası edebile annesi kaldırsın e, davasını o çocuğun yerine. Ve o ziden de beraber aynı zamanda alabilir nefekanı. Ama geldiyse uşak 18'i geçtiyse Reşit yaşını geçtiyse bu halde o oğlan o kız edebile babasına nefakasın ama tek yalvuzuna davanı atar. Burada e, nefekanın tekbiri nanzadı. Yani vatandaşlar çoğu gelende mahkemedir ki Mene hakim bu kadar hükmetti. Veya mahkeme bu kadar hükmetti. Yok. Burada bir hakikat var, bir gerçek var. Onu istedim sayın seyircilerimize bildirim. O da. Mahkeme takdir etmez sen için nefaka var. Bunu kim takdir eder? Habir. Bir insan mahkeme geldi. geldi bir insanın üzerine nefaka açtı. Kadın kişinin üzerine nefaka açtı. Bunu mahkeme veya hakim edebilmez takdir etsin nefakanı. O arvatsın bunca məbləğ, bunca paraya bənzətsin. Xeyr. Bu məhkəmə o insanın işinə baxar. Bəzi insan var, bildə kustar, ki, kəsibdir. Dövlət dairəsində məmurdadır. Bəzvar dövlət dairəsində məmurdudur. Bəzvar məmurdudur, amma maaşı azdır. Bəzvar maaşı iskaktır. Buların həpsi birdir ki. Yəni bir insan ayda 1.5 milyon və ya 1 milyon maaş alırsa, təbii ki, bunun nafaqəsi o insanla fərq edər ki kasıptı bazarda işleri gündəq, hesabı işləri gündəq. Yağın 10.000 dinara işləri. Bunun nafaqası bunidan fərq edər. Sə va qadın yanında olsun, o uşaq e, nafaqası olsun və hətta baba nafaqası olsun. İndi bu e, konuya da gələcəyəm siz üçün. Və bu nafaqanı kim təqdir edər? Bunun məvaridinin alı xabir. Buna görə də, məsələ bu insanın məashi 1 milyondur. Bu 1 milyona görə bu insanın nafaqatı yağın ki 150.000 düşür. Bazı insan var kasıftır. Bunun cebine ayda 500 bin görür. Bu 500 bin dediği zaman olmaz nefaka sayısının özgüçü 150 bin. Hayır sayılı 125 veya 100 bin veya 90 bin. En son had hücumat kurup özünü o da 80 bindi. O 80 binden aşağı olmaz takdir olunsun. insan ne, kalb, ne kadar yani düşkün halde de olsa gereken onun aşağısına düşmesin bu para. Ama geldiyse maaşı iyiyse, durumu iyiyse e, ona göre de mahkeme bunu takdir eder, göz ardına koymaz özünü. Yani bunlar da aynı l-i'tibar ağla. Yani bir insanın icarı var ise, bir insanın e, başka bir ev, başka bir kadınla evliliği var ise olmaz ki mahkeme direkt bu kadını düşünsün. Hayır, onun yanında edebili e, bazı insanın iltizamatı var. Mesela borç ağlı bir şey yedirir. Bu ona göre məhkəmə bunu da gözardı alıb. Onun yanında biraz öncə söylədiyim ta ki babanın haqqı var, nafaqa açsın uşaq üzər. Yəni biz az öncə dediyimiz ta ki nafaqanı uşaq atsar baba üzərinə. Babanın da haqqı var, uşaq üzərinə də nafaqa açsın. Necə? Bir insan yaşda böyükdür. Təqati yoxdur, işləsin. Bir haldadı ki yoxsuldu, amma çocukları, uşakları yetişgindi. Her keşin evi var, uşağı var. Ede o baba uşaqlarından nefaka istesin. Nefakatil evlad alel aba. Bu da var. Yani kanunda hükmat bunu da diri sene, diri babanın haqqı var. Nefaka davası açsın, uşaqları üzerine. O insan diyar ki, mən e, halım zayıfdır, e, işliyim. Ve istedim mənə uşaqlarım nefaka versin. Bu halda mahkeme qərar ağlı oğlan uşaqlar bu halda dediyimiz zaman deyirik ki oğlan uşaqlar babanın haqqı var kimin üzərinə açsın e, dəvəanı nəfəqə davasını atsa oğlan uşaqlar üzər erkək dediyimiz oğlanlar uşaqlar üzərinə açar olsun qızlar bu halda məşmuldə digillər bu dəvəanı atmaqında gələdim bu dəvə necə də açılır dediyim isə ki nəfəqə mühim bir şeydir o insan haqqı var arvadın gerek nafaka aslı kişisinden kocasından belki bunu necə iqamat edər o da bunu baxan məhkəmə o da məhkəmət ahval-i şəxsiyade bu dəavələrə baxar bu türlü dəavələrə baxar bunda gərək evlilik xüsus məcməsi olsun yani ağ qız vacı olsun tərk edibsə də özünü tarix tərki olsun və buna görə məhkəmə qərar verir bilici bu insan bu qadın bu ərkəyin e eşidir ona görə də buna nafaqa kesir. Onun yanında ən çox e, yəni davalarda açılan şey o da havana davalar, demuşəhədə davalar. Yəni mennəsihatun birdən. O insanlar boşandıqları zaman bir az da uşaqlarını düşünsünlər. Ortada qalın uşaqlar var. Gəlin görüm bir gün məhkəmədə baxın bu uşaqlar nə zərərlə çəkir. Uşaqdı gəlib 4 yaşındadır, 5 yaşındadır. Vallahi də bəz də gəlibdi 2 yaşındadır, 1 yaşındadır. Zəmbə nədir bu uşağın qollu orta yerdə. Baba deyirəm mən sevəram özünü, nənə deyirəm mən sevəram özünü. Vay, baba dedi mən istəmirəm özünü, nənə deyirəm mən istəmirəm özünü. Yəni rizey dəram insanlardan bu mövzulara gələndələr biraz düşünsünlər. Heç olmazsa özlərini düşünmürsələr, o uşaqları düşünsünlər. Hədana dediyimiz ən çox, yəni sorun yaradan millətin arasında o da hədana dediyimiz uşağın həzanası. Hadana bilirsiniz ki e, nenenin hakkıdır. O uşak olduğu zaman gerek nenenin hadanasında kalsın. Ta ki ömrü 10 yaşına ve 15 yaşına kadar gerek nenesi yanında kalsın. 15 yaşından sonra eğer ehliyet aldıysa onda muhayyer olur. Seçme hakkı olur. Ya nenesini seçer veya babasını seçer. Ama geldiği zaman bazı geldi ki e, uşağından tenezzül edilir. Arvadı, boşanma asnasında diri ki, yox, mən uşağımı istəmirəm. Tənəzzül edə bilən mə özünü adamımsın. Bu halda uşaq gəlir adamın hadanasına. Hadana dedigimiz e, əhəmiyyətli bir şey idi. O adam gərək məni bəsləsin, yəni şurutlarda. Yox, ərsin uşağı. Yəni bəzən elə ki, diri ustadla istəyirəm uşağım oğlum arvadı məlindən və ya kişi məlindən özün e, uşağıma zərər verir. Yəni o dərəcə olaşır ki, uşaq zərər görür bu həyatdan. Gərək uşaq iyi yaşasın, oxusun, okullara getsin, iyi, eee, yəni xidmət görünsün, amma nə azıq ki, bəzi e, bunu etmir, uşaqlar zərər görürü, uşaqlar darmadağın olur və bu halda, eee, o qadın və ya o baba edə bilər havanağı alsın, qarşı tərəfin əlindən uşağı döndərsin özü üçün. Buna da gələcəyik. O da Hazananın da şurutu var. Yani hazana dediğimiz her insan olmaz gerek hazananı kazansın. Gerek şurutu olsun. Bu şurutu gerek edebili bir kadar maaşlı bir insan veya bir e, imkaniyetli bir insan olsun ki bu hazananı üstüne alsın. Yani uşağı beslemekte sorumlu olsun. Uşağın mesrufatına kalksın. Uşağı ne istiyorsa onu yapsın özgüsünü. Uşağı bir şekil, terbiye bir şekil besleme özünü Ta ki bu uşak zərər görmesin. Bu şərtlərdən bir dənəsidir. İkinci şərt gərək ki bu şərtlərdən biri uşak iyi bir toplumda beslensin. kötü bir toplumda bəslənməsin. Bəzi insan gəlir deyir ki, yox mən bir uşağım var, qoymuşam özünü BBC yanında, onlar zərər verirlər uşağa və ya e, huzur onlar sümətləri iyi sümət dəyi mən qorxuram uşağım harap e, xarab yollara getsin. Ve bunun hakkı var. dava açsın, isqad hadana deyirlər özünü. O qanşır tərəfin hadanasını bozar, hadananı döndərir kəndisinə. Bu davalar bu şəkildə açılır. Babanın haqqı var, anə baxsın. Nənə uşaqlara zərər verir. Uşağa iyvandibatına qaxmırı edə bilər baba dava açsın, isqad hadana deyəsən özünə. O məhəmmədir, o da ahval şəxsi bu xüsusiyyətlə. Maşallah, yəni bizim e, sayğı və salamların bütün hakimlərimizə Gerçekten e, bu yönde güzel bir kararatlar alırlar. Yani sahip kararatlar alırlar. Teşekkürlerim özlerine. Yani babanın hakkı var. Eğer ispat ettiyse mahkemede uşağı zerel görür veya kadını zerel verir uşağılara ve uşağın e, müstakbelen bir harap yönde beslenmeği e, göz ardına koyunca o halde edebili mahkeme hadananı anneden çeksin, versin özünü babaya veya babadan çeksin özünü. edevil qadın təkrardan döndərsin özünü. Eee, bəzi qonular da danışdıq. O da icarətlər. İcardı, borcdu. Buların tümünə qoşmuşdu siz üçün ama təkrardan bir eee bu günün proqramı xüsusi olduğuna görə istədim ki bir özət e, şəklində sizlərə anladım bu davələrin qiymətini və nə şəkildə yapıldığını və nə şəkildə də arz olunduğunu E, məhkəmələrdə. Qanun icar, kirayə qanunu. İndi vətəndaşlarımız kirayə qanununda çox az yer çəkir bəzən. Burada kirayə dediyimiz dükan var, ev var. Bu gərək bu insan dükanı icarə verdiyisə, bu qanun icarə getməz, Qanun el-mədəniyə el gedir. Yəni mədəni qanuna gedir. Dükanlar ticarisi. Amma evlər Kanun icer, aklara gider. O da kira kanunu dediğimiz 1979'da e, çıktı. O deyir ki bir insan, yani vatandaşlarımıza da bunu, bir insan evini kiraya verdiği zaman bir akli etsin özle. Bir akli etsin. Akitte de en mühim şey, en önemli şey o da, da e, müddetini yazsın akide. Sanırım bir telefon bağlantısı var Allah'ın özünü Efendim? Selamünaleyküm. Al aleyküm selam efendim. Kusay Bey bizim Sağ olasın, teşekkür ederim. Ustad, ne tarafa. Bale. Mahkeme 200 bin bağlıyım bana. Bale. Benim günlüğüm 10 bin Bu kanun en nice olur. Yani sadece de bilemezsin. Tamam. Ee, Cenab-ı ne işlesen? Ben hemen işlerim. Günlüğüm 10 bin Mahmut Mahmut Resul'de. Eydi bu 200 bini kesilersen ne? Ə e, uşaqlarla dan arvadlar üzərinə yoxsa sadəcə vəz bir nəfər üzərinə kəsirsən? Yox, uşaqdan arvad üstünə. Necə uşaq var? Bir tək qız var. Bir tək qız, bir də eşu var. Hə. Tamam. Ə e, uşaqçındanca kəsiblər, qadınçından gətir kəsiblər. Əgər bir Egebil... 200, İkisi 200.000. İkisinə 200.000? Hə. Tamam. Təşəkkür edəri Qusay bəyindən. Ə e, bizlərə qatıldı. Nə dığım tacı? Ee, yani nefaka muzu çok. Ee, para muzu olduğu zaman bazı kere e, hükmü az ama bazı kere de hüküm oğlu ee, çok veya az dediğimiz zaman. Ama 200 bin e, ben haber olmadığıma göre bilmem diyeyim sene çok da ama az da ama yani gelsek bir böyle bölsek özünü. Yani bir uşak e, en gazından hükümat karar verir ki en yaz nefaka uşağı için 8 bindi veya ya 85 bindi. Peki geldiyse bu 200 binden 85 sıxatlıysa orada kaldı 115.000. Bir kadının bir ayın içinde elbette bir 115 bin, bin civarında kadar bir nefakası olabilir. Bence bu mahkemenin karar aldığı, aldığı, şey tamam normal bir şeydi. Hiçbir e, az çok demem için de çoktu ama normal bir e, numara veriple sana. Yani burada iki nefer var. Eğer bir nefer olsaydı yok derdim sana çoktu. Yani burada madam kızdan ne ne var? Temiz mahkemesi buna gitti ki dedi en yaz nefaka 80 bindi o uşaksın ve bir kadın. Yani burada dediğimiz nefaka, nefaka yani burada şümleyedir giyim ve e, doktor ücretidir ve bunun yemagıdır. Yani bir insan bir ayın içinde ne yer, ne içer ve ne doktora gider, girer. Bunların hepsini göz ardı etmirlər. Ona göre bunun da təxsimiyyatı yapılır. Məncə 200 iyi bir e, meblağı. Bir telefon bağlantı sonra lağın özünü. Hüseyin Bey, buyurun efendim. Alo, selam aleyküm. Gözüm. Alo, aleyküm aleyküm gözüm. Aysan amma. Gözümden. Buyurun Hüseyin Bey. Vallahi amma ailemin bir oğlu var. Bəli. Al altı saatim buradan. Bari Hüseyin Bey. 16 yaşındadı. Hmm. Duzda istirham sakin özünü. Bunu ne tuhada çıkabilirim? 16 ya Kız yoksa oğlandı? Yok oğlandı. Oğlandı, tamam. Peki, sebep çekmeği o nedir? Yani, kanşar taraf, e, yani, besleyebilir özün veya neyse yani? Bas, basıyabilir miyiz ne? Üstad basıyabilir miyiz ne? Əhliyyəti e, xarabdır orada özünə, həqqinə. Altı səbətdən ödəmir özünə əməli işləməqə, öz 16 yaşındadır. Tamam, nədir? Net... bitirməyib. Tamam, ee, bu qadın vaxtında tənəzül edib həqqindən? Ha bəli, tənəzül edib. Tamam. Tamam, təşəkkür edər Hüseyin Bey, e. ba... inşallah, bəli. Baba yanda da ki, baba qoyub özünü arı, o da alıbdır, özü ətə yanda qalıbdır. Tamam. Tamam. Oldu Hüseyn Bey, təşəkkür edərəm sənə. İnşallah e, sualın cavabını alacaqsan. Hüseyn Bey indidə də təki e, eşinin bir oğlu eski kocası yandadır. Daha doğrusu e, atası yandadır. Yəni adam öz uşağını dəstəkləmir. Bu halda edə bilər e, Hüseyn Bey. Öz yox, e, eşi edə bilər məhkəmədə dava açsın, edə bilər iki şahid də gətirsin. Bu dedikləri e, həca üzərinə ki uşak adam yanında dergi başka bir yerdeydi ve zeral görür ve hayattan biraz ziyade gam taşı. Mesela diğın o uşak e, biraz sıkıntı çekili. Mesela okulunu bitirmeyipti. Karab yollara gedirir. Yani bu e, mahkeme buna e, aynı itibara alacaktı ve onun dolayı edebilir. O hadanana çeksin. E, babadan versin özünü tekrardan neneye hatta ki waktında tenazül edipse de Hakkal hazanadan, yani korkulu ki o uşaq xarab yollara geçsin ve zarar görsün hayatından. Bu halda edebili dava açsın. Abdullah babası bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun. Alo selamu aleyküm. Aleyküm selam efendim. Ee, esnet, zahmet olmasın sevgili. Şey ben. Ee, bir damım var. Kireye vermişim özüm. Hı. Ee, özüm de kirasıyam. Hı bizim de kirası var ya bizden tutum. Şimdi o mantıka da yani oturmadım. 2 yıldır oturup yani Hı. vermişim bir icarı özüne. Özüm burada fazlaya da tutmuşum özüne. Yani kurulunda izleyen özüne çıkıyan özüm geldi. O 2 yıldır da ne su verip ne karaba verip ben de hakikaten etmemişim özüyle. Hı. Güzel. Abdullah evet. babası böyle. Böyle. Tamam soru bunu zaten. Böyle. Tamam. Təşəkkür edirəm sənə. İnşallah bunun cavabını alacaqsan. Abdullah babasının dediyə təki özəyə var tapulu adına öz də gedib bir başqa bir kirada oturubdur. Abdullah babasının haqqı var. İnzar yollasın. O kiracı isə desin ki mən bu, eee, inzarı da yollar kətib adil yolundan, kətib adil məzvar, eee, Qəsəbəna bölgəsində edə bilər. Oradan bir dilekçə yazsın, inzar şəklində yollasın özü üçün. O inzarında müddəti 800 gündür. O 800 gündən sonra edə bilsən, ikamet edəsən, dağwana məhkəməyə də bildirsən. Mən kəndi evim var, icarədadır. Mən də oturmuşam icarədə və mən lazımumdur bu ev. İstəyirəm kəndim gəlim oturum içində. Bu halda məhkəmə sənə haqq verir. O kiracını çıxardasan. O kiracını çıxatdıqdan sonra kəndə gələ biləsən, zənu oturmaq üçün icarədə bu bir səbəbdir ki, onu çıxartmaq üçün. Və bu halda Karar aldığı o zaman yani bu noktaya da dağından karar aldığı o zaman mahkemet veda eden o hangi bir mahkemeden gerek bunu tenfid edesen özüne. Yani bir uvaraka aldığı o zaman karar tamam alıpsan kararı 30 günde geçip üzerine ektisab edip derece kat'iyye gerek bu kararı sen tenfid edesen özünü. O da harda tenfid olu hicra dairesinde bir dağımız o da mahkemede de, bu kararı tenfid edesen. Daire tenfid bu qərarda nə yazılıbdı onu tənfid edəcəkdi. Yazılıbdı, ixlə təhliyə davasında gedəsən təhliyə desən evi sihatsən kiracını sən özünə oturursan, bətibər sən də oturubsan kirada, və edə biləsən o suq qarabanın parasını anlaşmaqdan yarsın verə bilə və ya özü verə biləsən, o kamil üzərinə atlasan özünü, o da qalı, eee, kisuzun anlaşmasına. Amma, yəni bax burda yenə də qındım o sözmə. Deyirəm ki, bir ev icara verdiği o zaman, kiraya verdiği o zaman, her ne anlaşırsa o anlaş. Ama bir bir belge imzalı, bir anlaşma yapıyoruz özüyle, bir akıd yapıyoruz özüyle. O akıda ve iki denende şahad geldi. Bırak özüden o şahatlar, şahit dostlar o akıdın e, neler yazılı içinde, neler yazılı Müddet çok mühim bir Bir ev icara verirse, bir düşen icara verirse, gerek akıdda müddet yazılsın. Müddette edebilsen yazılsın. Üç ay, bir ay, bir gün bir haftalık taçı 2025 50 ilə qədər. Amma vətəndaşlarımız heç birinə tinilər. Bir işgələdə düşəndə gəlir ki, məhkəmə edir. Yox mən əqit e, etmədim, anlaşmadım, onda məhkəmədə də əziyyət çəkir. Məhkəmədə bunun haqqını almaq üçün biraz əziyyət e, çəkir. Və vətəndaşlarımızın nəsihatin nədir? Bir borc versin. Zatenin borc məsələsinə də gələcək. Çox insanlar borc verir. Nə varaqınız, nə qəhət, nə bir şey, nə şahadət. Yarın borcun isteyen de adam bir yokumdu. Verebilmem. E, ee, kim sen bana borcu verirsin. Ama senin varlığında bir varakı olsa, bu varakı ispat edersen mahkemeye, mahkeme hakkı, hakkı varlı sana olsun. Ve vatandaşlarımız maalesef yani hiç bunu etmirler. Gelagın borcu meselesine. Borç bazı insanlar verir iki kompiyaleyden dedi ister istedik. Bazı verir e, bir anlaşmaktan özüne. İki taraf imzaları özüne ondan sonra e, Tavkı edilip imzaları iki taraf özünü. Bu bir akıt Anlaşmak e, Şekline geldi Bu akıt ha zaman yapılır? Bazı insan Geldi ki Borcu verir 5 milyon 5 milyonu Kompiyale şeklinde yapar. Kompiyale de da yapılır? Katib adilde yapılır Katib adilde yapıldığı zaman Bu seniyeti burada hakkı ve zaman yetti İmzaladı Mühür bastı. Karşı taraf verdiği özüne paranı hani 5 milyondu, 10 milyondu, 100 milyondu ne kadar ise yazılı bu kompiyelede. Geldi bu insan kompiyelene vakti geldiği zaman vermediyse edebilirsin bu kompiyele üzerine mahkeme atasın. Bu kompiyele sen hakkı o zaman edecektir. O insan geldiği zaman eğer inkar ettiyse de edebilmez inkar etsin ki ne için? Hem imzası var ve hem de mührü var. İmza ettiyse o mühür bastıysa o mühür çok mühimdir. Yani bazı insan geldi, kez parmak verir gelir, hala o bitti o iş. O parmak verdiği zaman bilmir ki onun ne kadar mesuliyeti var. O insan parmak bastığı zaman o bir varakaya edebilmen edilir cinayeye getirsin, baksın ege yalan dediği zaman, inkar ettiği zaman diyesin yok ben bu paranı almamışam. O halde bunu e, edilir keşfeder özünü. Bakar bunun tabata sabi'iden, bunun varakadaki uyuşursa aynen ise bu hüküm değil mahkemeni de aldatmak şeklinde geldi. Bu halde ispat da ol, üzerine borcu. Yani vatandaşlara e, bak bu çağın kompiyalarının önemi nanca çoktu ama maalesef yine insanlar yapmıyor özünü. Gelagın hüccet ولادة، حجة وفاة، حجة تخارج،

Türkiye bölgesinden bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun, Mehmet Bey. Aa, sağ olun, iyi günler, iyi akşamlar. Adem, akşam. Ben Asas Urakli'yim. E, Kanakı Türkmenlerindenim. Ama ben 1975'e geldim Türkiye'ye. Tıbbiye okudum. 75'e mezun oldum. Uzman oldum. Sonra tısas yaptım. Çocuk hastalıkları uzmanı oldum. Sonra kaldım Türkiye'de. Evlendim. Evlendim Türkiye'ye. Ondan sonra şey oldum. E, ee, şimdi emekli oldum. 30 sene doktorluk yaptım emekli oldum. Hı -hı. Şimdi benim babam vefat etti. Bir evi var. Karnakil'de. Bunu da kardeşlerim, dört tane kardeşim var. Onlar ölmüşler. Dört kardeşi, dört kardeşi evlenipler Alo. yoksa evlenmeyipler? Alo. 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 Alo duyuyorum seni Mehmet Bey. Şimdi amcalarım bu vurasat ee, mı bender işte, dedim surat kaydede mahrum diyorlar mı aslan o cinsiye almışsınız vatandaşlıktan çıkartmışlar beni ben hiç haberim yok Türk vatandaşı olduğum için alpizlerden beri dedim hiç merakla gelmedim şimdi benim bu hakkım var mı? Tamam. Nasıl yapayım hareket? Tamam. Tamam. Cevap evet. alasın Mehmet Bey. Teşekkür ederiz sana. Bizlere katıldığı için. Mehmet Bey bizi Türkiye'den aradı. Teşekkür ederiz o Sorusu oydu ki e, kendisi Türk başında, vatandaşı olmuş 65'ten beri daha bir güne kadar e, emlakları kalmış Hanımefendi bölgesinde. Bunun ki hakkı var alasın özünü. Tabii ki hakkı da var alasın yeni en Akın kimlik kanununa göre her Iraklı edebilir çift e, kimlik kaldırabilsin. Yani aynı zamanda ...Erak vatandaşı da aynı zamanda başka bir devletin vatandaşıdır. Buna kanun müsaade eder ki yani sen indi Türk vatandaşı ...olduğu zaman edebilirsin ki ...Erak vatandaşlığın da kimliğini kaldırabilirsen özünden bu halde edebilirsen sen hakkı mütalep edersen müstemsekatunu neyse getirsen özünü mahkemeye sunasan mahkemesiz için bir kassem şer'i çıkar. kasem şer'i dediğimiz zaman e, o ölen şahsın mirasçıları kimdi? Onlar yazılı. Yani evlatları da kız olsun, oğlan olsun, aya kadını kalıpsa eşi, eşi de geçer Kassem şer'iye göre. O kassem şer'iye göre kimlerin adı var ise o kassemde ona göre insan hiç keş öz hakkını alı, öz kader sehmine ne gelipse onu alı. Yani Mehmet Bey'in hakkı var, dönsün kardeşlerine mutalabiyetsin özlerini, hakkını evden o da kasem şer'iye göre gerek bir kasem şer'i çıkartsın. İsmi mevcut olsun kasem şer'ide. Ona göre edebili kanun veriyoruz ne hakkını. Yani Irak kanunu çift e, kimlik edebile izdiva cinsiye bunu e, onayları hükümet Irak hükümeti edebile alsın hakkını. Kasem şer'iye geldiğimiz zaman kasem de bir heccadır. Hedceler e, çok önemli vatandaşlarımızın günlük e, istemek olduğunu bildirir e, Bu e, hizmet taharuz dediğimiz ve hizmet e, kassam şer'i dediğimiz bu. Kassam şer'i çok mühimdir. Bazı insanlar geldi kassam şer'ini yapırı ama bazı, bazı haber yazdığı zaman bazı insanın adını koymur içine, hatırından çıkırı. Yani o sahamlarda galatlık yapırı. Tamam, telefon bağlantısı alağın. Alo buyurun. Aleyküm Aleyküm selam efendim. E, Statı Xomun programı, o güzel programdı. İstifada gördük içinden evvelen. Teşekkür ederim. E, so, Sorup daha var idi. Ben bir deneyi borç vermişim. Borcunu bana gerek ay bayı versin. Hı. Hak etmişim o zaman tamam. E, Ki ayda üç ayda verdi bana. Hı. Ben daha indi daha vermedi. Yani yedi de yarı veririm sana. Diyenim olmaz istemem yapsın diyor. Edebilmem veririm sana. Yani veririm bana takriben diyelim. Hı. Ben niye de bilmem onun hakkında nizrat alabilmem hakkında. Güzel. Teşekkür, eder. sağ olmanım, sağ olmanım, teşekkür sağ ederim. Sağ Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. kardeş bizi aradı. Dedi ki ben bir deneye borcu vermişim. Ama borcum vermedi. Bak vatandaşlar yani ne istedim size gelin bir anlaşma yapın. Vermedi de halde edebilirsen sen onu Mahkemeye çekesen özünü. Şahadet edebilsen her vakit para verdiği o zaman şahadını ögünde ver. Veya bir yazışma yap özgüden. Bu yazışma yapmak o halde sani hakkı o zaman olur ve hakkı uyanmaz. Ama burada yani bazı kanunun bazı noktaları var. Yani geldi ki bir de neye borcu verirsen 20 milyondu veya 10 milyondu. Geldi dedi ki valla benim işim yoktu. Tabii ki sen bu paranı alanda o bilmedi o yoktu. yoktu. Tenfiz bu halde getmir o insanın emlakını hadzi etsin. Geldi ki adam 4-5 defterlik sayıda sürü Gel de tenfit edelim ben vallahi yüz binden fazla verebilmem özde 20 milyon borçlu. Yani bu gerek bu icra edilir işlensin. Gerek kanun bir eee değiş işlensin bazı noktaları. Bir telefon bağlantımız var alağın özün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Üstadım ne var hayatım iyisin inşallah. Yüzümüz hoş gelipsin. Kim iden görüşürdün? Ziyad Cemal. Yer konu var. Diğer konu. İfrat diğer malı. Bala. Şimdi benim bir yerim var, ifraz olmayıp, mülk müşahidi, emirim falan da bir tapu. Vaktimde 94 ay üzerine izan etişiyor, şey açtım, izan etişiyor açtım. Bu yoğur, ezir bilmesin. Kazandım ezir metili, hatta bizden de geldi sağlamdan. Şimdi senin o mahkemenin yerde bir de müzeler üzerlerinde sizin ifraz edin. Yani bu mahkemede çıktım, ezir metili de aldım, şey de aldım. Ne zaman gördün haddi yereken? Toplam 143 dönüm. 143 dönüm. 143 dönüm. Tamam. Hadi edebilirsen sen e, evet. mahkemeye başvurasan, bir direkse yazasan ha. ki hatta iki sene ha. için bu yeri ifraz etseler. Bu ifraz e, tezil akariden da e, oğlu e, personel geldi yeri ölçer. Her kişinin hakkına göre, sehmine göre bu yerler bölünür. Yani diyelim ki 148 dönümü ise bak bunu 300-300 şeklinde yapar. Ne te hisseder var içinde haddi bunda? Her sözü hareketi kıyıbı 8 bin dönemiydi. Yok ne te hisseder var. Sen orada ne te hisse var içinde? Ben bir ağzımdır Yarguz'dur. 148 ağız varımdır. Efendim? 148 dönüm varımdır Yarguz. Tamam. Tamam. Ha? 148 dönümü var alısan alırsan öz hakkı alısan ha. bunda Ma tasarruf edersin. Mahkeme yoluyla müstahabim yoksa kendini akarayım. Mahkeme yoluyla olsa daha iyi olur. Mahkeme karar yani yoksa yani karar çıkar, çıkar, karar çıkar, karara göre, karara göre gelsin o kararı tenfide edesin. Yani bu, bu şeye bakarlar, o eski ezil mitiller, ezil mitiller, ezil mitiller, ezil mitiller. Ezil mitiller alıp üzerine hüküm, alıp sav onu edebilirsin, tenfiz dairesinde tenfide edesin özünü. Ama ezil mitiller, Ala kadar da ki bu ifrazdan. İfraz başka Hayır, bir mağmeladır. Yani istemezsiniz. Çünkü bir, bu aslında da salhamdan geldi. Hatta tenyizde. Yox, edə bilirsən. Edə bilirsən. Əjrimütlü tənfid edəsən üzəllərinə nə qədər para qazanıbsa, onu tənfid edəsən. Onun yanında da edə bilirsən də ifraz da alasan özün. İfrazdır. Sağ olasın. Təşəkkür edərəm sənə. Sağ olasın. Qalmışdıq siz sayın seyircilər, eee, nə idi axımız? Qassam Şəridə. Qassam Şəridə bir insan gedir, Qassam Şəridə bir də nəsi vəfat edibdi. Nənəsi olsun, babası olsun, qardaşı olsun. E, bahçesi olsun. vefat edip giden de talib el kasem diyorlar özüne bunu. Yani ma'malana bunun adiden yeridir. Bunun tabi ye, khabire yollular. Tabi yolalar özüne... evvelen surat kayd geldi. Nüfuz dairesinin. Surat kayıtta bir askere ...alındağız uz bir belgeni okuyun özünü rica ederim. Yani be askere kardeşlerden bazılardan bir denesi sehvan yazılmır. Gelin khabir. Khabir bakır varakaya. Bakır mesela adamın dört kız dört oğlu var. yazılıbdı 3 qız 4 oğlan bir qızın hissəsi getdi bunda amma qaxir bilmədi burada noksanlıq var qaxir nədir hissəni buna görə böldü yarın o bir bacı gəldi dedi yox mənim adım Qassamda yoxdu bir də qaxir məəmməlani yenə başdan etdi fəridxan bdı vətəndaşlardan bir bəlgəyəni aldığı o zaman o qızın bax nə deyir bir telefon bağlantısı var oğlanın özün mahəmməd anası buyurun əfəndim محمد الناصر تلفزيون الساس نصر. ألو. ألو. السلام عليكم. -Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Al عليكم السلام يا فندم. محمد الناصر الساس ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا بس استلم بالسؤال ومرنا فق زارنا. بال بويلن. Bir de benim iki uşağım var yani 80 bin, 80 bin Allah'ın yüzüne bakar üzerlerine. Evet. Yani sayı etmiyor. Uşağlarımın rozada da ehliydi. Ondan başka yani ben şimdi dediler ki yani bir buçuk ilde takriben boşalmışım Allah'ın özüne. Yani istiyordum ziyade edin indine bakarlar. Hani Değiller her birine 25, 500 düşer. Eydin, yaşları ne tersi? Yani babaları da sayıktı. Bilmiyorum daha yani ben kafi de gibi yani ne bilmiyorum. Tamam. İyi de yaşları ne tersi uşağların? Yani bir de bir soru var. Yani ne talep edin diye. Tamam. Tamam. Bəs uşaqların yaşları neçədir? 5 yaşında. Tamam. Teşekkür ederim sənə. Xatun bizlere aradı. Məhəməd Anası edə uşağın üzerine, yani kişi üzerine bir nefes asasan ki uşağın haqqını alasan. Burada məhkəmə sənə əski da verip 80-80 edə Ziyade ziyadət nefak adiyin özünə. Bir də dava açsan adı ziyadət nafəqə, nafəqədə ziyadət məx. Açsan özünü aynən eşi üzərinə, boşanmış eşi üzərinə açsan özünü. Tebliğ olu, gəl. Və buna baxarlar əgə. Yəni bu qərar eski qərar çıxdığı zaman, ta ki davanın açıldığı günə qədər. Bunun mövridində, yəni işində bir dəyişiklik olubdu. Yəni məsələn, əvvəl digərdir işi oxuymuş. İşi oxuymuş bu qərarı alıblar. Amma indi deyir də ta ki zənavun buyurduğu ta ki arabası var, e, taksicidir. Buna göre mahkeme bunu e, bir nokta ağlı edebilir. Bu nefakanı 80 bin diye 115 bin veya 100 bin hesap takdir xabir kalı edebilirsen ziyade desen özünü. Ve her nefakanı ziyade etmek bunun da müddeti var. Yani tekalübat iktisadiye yani dediğimiz ekonomi e, değişimler oldu memlekette. Yani bir gün, bugün gün bazar bahalıktı, bir gün bazar ee, yani bundan 2-3 yıl, yıl evveli vizir, İndiki vazıha e göre der ki Edebilirsin bu halda Şu uşağın nefekasını ziyade alırsan Diyeler özüne ziyade et nefeka Atasını özüne adam üzerine Gelir ziyade eder nefekanı savcın Bir telefon bağlantımız var Alo buyurun Selamun Aleyküm Aleyküm Selam efendim Üstadım Zahmet Onda bir sualım var Evet buyurun Üstadım ben bir kısmımıza Para vermişim 3 milyon Dedim hele yani bir haftalığa 10 gün mü bu takriben 7 aydı. Ağzım tuttum. Şimdi sıram paramı hem bir olarak da yetmemiş. kısım da koy böyle diyara. Şimdi ki paramı ver. Hı. Hmm. Bir gün yarım yokum dedi hala bilmem ne de. Valla geldi o da verdi. Mesela Allah, Allah şahattı. Allah şahattı ailem de oturmuş idi. Tamam. Eydi. Ee, yani e, yani hiçbir şahada öğünde vermedi o azına bunu. Yevde verdim özü. Geldi yevme ailem oturmuş idi. Allah vakil Muhammed Kefil. Bas aile oydu. Ha öyle etmedim. Tamam. Ee, kardeşim tamam. bu halde edebilirsen o bu halde edebilirsen sen dağı atasın üzerine ki sen ispat ben. olsun hakkı. Dağı atasın üzerine bedaet mahkemesinde. Gelir bir mesan indi indi ee, ne şahadı var. Şahadı var ama o şahad ispat derecesine ulaşmaz ki bir kadındı, e, Gerek ister iki kadın olsun veya bir erkek de olsun özden. Ve edebilmesen bir ispat ben. edesen bu halde gider yemin-el hasimeye. Yani yemin diştirsen özne elin basar Kur'an'a mahkeme öğünde. Geldiyse, yemin diştiyse, deyisi, dediyse, ben tamam bu adamdan para aldım, bu kadar 3 milyon dediği gibi, bu halda hakkı olu üzerine 3 milyon ama bunu gerek tenfid edersen özünü, tenfid dairesinde. Yani bu karar çıktığı zaman o da kadar sana 3 milyonu. Yandır sen özünü tenfid dairesinde. Tenfid dairesinde izlen, bu müşkülen burada Yani bir adam geldi 3 milyon borçlu 50 milyon borçlu ama bir vallahi oh, yokum de ben 50 bin verebilirim, 100 bin verebilirim. E yani sen bu paranı aldı, daha ne zor sen alamın parasını döndürende o böyle kırılsan özünü. Döndürende o da özünü, tamam. sen o için para döndü. 100 bin döndü. E bu 100 bin, 3 milyon ne zaman bitirecek 100 binden? Tamam. Ve bu müşküle burdadı. Tenfidi edebilirsen tenfidi desen özünü. Ama bu da kısta bakılır olsun sen o Ayda bak tamam. 100 bin, 200 tamam. bindi, tamam. ona göre. Vallahi yani adamın o adamın işine kalı. <laughs> edebilirsen eğer ispat ettiyse o tenfitte edebilirsen ona hadz edesen Ispat Var var. İspat ettiyse o temfitte dairesinde ispat ettiyse bu adamın mevridi mesela yakın öz dediğinden daha fazlaysa edebilirsen bu halda hadz edesen üzerine. Ama ege ispatı yok ise Vallahi hem bağlar sani özünü kısta. O da kıs dedi ki, yani hükümet da, e, ben de temenni ederim bu kanunu da Yani bazı insan dedi dağım ta ki, e, milyon aldı, 25 milyon aldı, geldi o zaman borçlu istedi parasını, yok yokumdu. Yok işlememişim, yok bazarım yoktu. E peki sen bu paranı aldı, o bazarı da yoktu. Daha ne zaman borcunu versen? Ve temenni ederim yani tenfid yani, dairesinde de, yani bu icraatın bir kanun değişseler daha iyi olur. Yani bir icra sarım assalar ya tazminat assalar özünden av rahna koysalar evine. Ve ona göre e, inşallah bu e, konularda kalmaz. Gelmiştik kasem şer'i konusunda kalmıştık. Kasem, şer'ini bitirdik. O da geldik hizzet Usaya Muakkata. Hizzet-i Usaya Muakkata dediğimiz nerede? Kadınla erkek boşanı gene bir uşak orta yerde kalı gene zerel çeken o uşaktı. O uşaq xəstə oldu. O uşaq istir safər etsin. O uşaqçı stillər cinsiyə çıxatsılar. Baba ası oldu. Yox, mən gəlmirəm dairəyə. Yox, mən uşaqçı cavaz safər çıxatmıram. Yəni bu halda o uşağın qədəri o bubanın əlində qalıbdı. Nenəsindən razı etmədiği zaman gəlmir o uşağın cavaz safərini bitirsin. Avcın siyasını çıxatsın və edə bilər qadın başvursun məhkəməyə ki uşaq yanındadır. Desin mən hiddətsə təsə müəqqətə sərim, hətəki dairələri dolaşım. Uşağın, bu cozuğun yandakı öz oğlumun, o öz qızımın işlərini bitirəm. Kənd adına bir telefon bağlantısı ora lağın özün. Alo, buyurun. Alo. Sənəram telefon bağlantısı kəsildi. Eee, hiddətsə tə müəqqətə dediyim təki, yəni çoxmuyum bir şey baba asollu veya bir düşmanlık şekline girdi Arvadtan bir iki yemen gelmem nüfuz dairesinde o şahsın cevazı sefer çıxadım uşaq xəstədir ilacı yurdun kənarındadır o uşaq bir bəlgəy istəyir yani mənzə bu sorun yaradır və bunun sorununun həlli nədir o da mahcemanı mürəziat edər Arvad bir hiddətusayə müaqqətet çıxardı liğarat yazar içində izdar cevazı sefer və mürəzəə dəvəər yani tüm dövlət qurumlarını quruluşlarını dolaşacaktı. Ee, o çocuğun muamelesini ve kimliğini bitirecekti. Pasaportunu çıkacaktı. Ve ondan dolayı edebili bu Hz. Usaya'nı çıkartın. Ama bu Hz. Usaya gene kafideki o uşağın seferinde. Gerekin babanın şahsiye muvaffakası olsun. Ta ki o uşak seferi etsin anasıyla veya bir akrabasıyla yurt dışına gelmek şartıyla yok kalmamak, kalmak şartıyla. Yani burada vatandaşlarımız bunu fark etsinler. Bu Hz. Usaya muakkata çıkadığında yani o da ki, tamam cevazi safarını çıxatdı, pasaportunu çıxatdı, tamam gelir yurt Yok. ama bu sadece çıxatdı özünü o cevazi safarı pasaportu. Bu o anlama gelmiyor ki, sefer etsin yurt dışına. Yani noktalarda tutarlar, evet bile bir e icra dağısılar. O kadının hakkındaki bu uşağı izinsiz babasından sıxıstırı aparsın özünü yurt dışına. Bu bir hizzadır. O bir hizzaya geldiğimiz zaman həzə vəfat. Bəzi insanlar dərbuk koronavirusundan dolayı vəfat edirdi, amma aparmırdılar özün xəstxanaya. Birək qəbristanlığa apardıqlar özünü. Bu halda vətəndaşlar çox e, sayda e, müraciat etdilər e, məhkəməyə şəhadət vəfat, həzə vəfat deyə qöməstətdiklər zaman, yəni o insan evdə vəfat etdiyi zaman xəstxanaya da müstəşfəyə də aparmadıkları zaman özünü, bu halda bunu Şehadet vefat verilmez, hiczet vefat. hizet vefat da neydi? O hiczadi ki insan takdim ederler özünü, mahkemeye bir direkçe takdim eder, ifadasını alırlar. Ona göre iki şahit de getirir, o adamın ölmeğine ya şahitti, o adam filan oğlu filan geldi, vefat etti, ha, vefat etti veya tanışıdı veya konuşusudu, gel şahadlık eder mahkemede. Ona göre hizet vefat çıkar için. Şahadet vefatla hiczet vefatın farkı budur. Amma burada bazı şeylər var. Görürəm məhkəmədə gəldi, insan tanımadığı bir şeyə şahadətlik edir. Qonşusun görür və ya bir uzaq arkadaşını görür. Nəyi var vallahi bir şahadım var ki, əmimci şahadə olgina. Girir şahadətlik edir. Bilmir o şahadətliyin nə məududur. Bəzən də hakim soranda özündən, "Yox bilmirəm hakim bey, bu halda nəfsini də muarrəzə edir icraat qanuniyə." Yəni arkadaşlar, hər kim məhkəmədə utanmaqdan Kısmı oğlu, akrabı oğlu, zahmetsiz bir tevkî ile şahad ol. Yok olma, iş olsun. O yaptığı mağmelerini sen bilmesin. Yarın bunun mesuliyet kanuniyası var. İhtimal siyahlar sana o yakaladılar. Sen neyse bu insana şahadlık ettiği dediği bu vefat edip de asıl da vücudu vefat etmiyip Çok şeyler var. İnsanlar geldi ki dedi yok arkadaştı ve utandım veya bilmem yani türlü türlü bir sebepler de Yo onun için ben e, ihraçta kaldım, şahadlık ettim. Yo etme şahadlık. Sen bu şahadlık ettiği halda özü, nefsi, muarazı etsen icraat kanuniye. Adam birisi ölüptü. Yalanla belge, mahkemeye belge takdim edilir ki bu insan vefat edipti. İki şahit sahte getirir. İhtimal bu şahitlerin birisi de sen olsan sen o da haberi yoktu meseleden. Bu mesele çok mühimdi arkadaşlar. Yani temenni ederim. Ee, yani intibah edilir sözünü ve ondan dolayı burada ne kalı bizde? Kalı bizde müşahede davalar. Havaneyden gerek müşahedelerini konuşaydık ama e, sonra kalmıştı. Müşahede davası da çok mühimdir. Bazı insan aynen gene boşandıktan sonra gene uşağı aynen zelal çakiri gene o anlaşmaksızın e, bu uşağı verir. Baba hakkı var uşağı görsün. Tamam boşandı arvadımın. Tamam. Bir. Hayatı yaşadı, öznəcə hadd-i atermad, öz boşandığı, tamam. Amma babanın da haqqı var, onun ananın da haqqı var, uşağını görsün. Yəni o insan hadananı alanda deməsin, tamam uşaq mənim deyib itdi daha, mən edər uşağını nəsindən və ya babasının. Yox, o insanın da haqqı var, o uşağı görsün. Sən necə digəridir, onun da digəridir. Bir telefon bağlantısı var olağın özünə. Assalamu alaykum. Əhməd bey. Aleykum salam efendim. Nə bizim müstədim, eyşə. Gözüm təşəkkür edirəm sənə.

onun anlamı neye geldi? Qabla dukhul yani toy olunmayıbdı. Ba'da dukhul yani toy oluptu. Burada çok fark var. Burada qabla dukhul ise yani çabın asnası ise, nişan fetrası ise bunun hakkı kazandığı başkadı o e, toydan sonra olan kadınla birlikte gelmez hakları. Ve bunun hakkı e, hukuklarından birisi nefaka aynen kazanı. Nefaka ne nefakası kazanı? Nefaka kazanı. kazanı ki əski nəfaqələr necə aydı məsələn küslübsiz dətk olunubdu o bir də qanunda nə gəlir nisful məhrayn nisful məhrayn nə deməkdir? Yəni dediyimiz yol biz digər qızın türkmancaya yol bir də çaben yəni müəxərə. Nənzad ikisi cəm olunur. Yəni məsələ 5 milyon yoldu, 5 milyon müəxərədir. Mu i̇kisi cəm olunub təqsim olunur 2-yə. Yəni ya. yani bu halda ikisini cəm edəsən baxasan akd zəvacında nə yazılıb? Yazılıbdı. Məsələn 5 milyon yoldı və ya ində çoxu 19.5 mskali edir özünü. O zamanın qiymərinə vurarlar, anca çıxay, ikisini cəm edərlər, təqsim edərlər kiyə o haqq düşər özünə. Zaidəndə nafaqə varisə, nafaqə düşər o zərnə. Birdənə qalı, hədiyyələr qalı. Məsələn bir insanın nişanlısına nə hədiyyə veribsə və ya bir, eee, bir elbisə alıbsa, bunlar qalı iki tərəfin e, anlaşmağına. Məncə hədiyyələr yəni olmaz dönsün. Və onun dolayı bunca haqqı. Alo bir telefon bağlantısı var. Selamu aleyküm. selam efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kimden iyiden görüşürüm? Hacı Aydın. Aydın Bey hoş geldi o efendim. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sualımız o idi. Biz şubba vermişiz şu icara. Bel. İcar her bir ay varım, gelen ay varım. Ha, icar yıkışı üzerine bir milyonu geçti. Hı. Ha vermiyor bize. Fa, bunun ne şıkkı çıkarabilirim ödüm. Ne ta aydı verimir sen ustad? Tekriben 6 ay, 5 ay. Tamam. Akdu var özüyden? Akdu var. Akdu var. Akdın müddetin anzadı? Müddeti bir, bir fazla az yani. Yani atıstır. Yani tehdit olunuptu anzadı müddeti yoksa müddet tehdit olunmuyup? Atıstır, atıstır. Tamam. Tamam. Yani. Evet. teşekkür ederim Aydın Bey'den. Ee, bu şıkkanın icra vermeğe 6 ay dedi o ta bu insan kira vermeyipti. Eee arauzda bir akad var. O akad müddeti zikir olunmayıpti. Kanunen eee mahkeme hükmet kanun bunu demektedi. O akadlar müddetsiz ise sayar özne bir il. O akadlar cibela anlaşıptır hepsi şeye. Tek bir müddete anlaşmayıptılar. Onun müddetini sayar bir il. Gəli xəbər xəbər burda neçə ay verməyibsənə. Dedi gəoultə ki 6 ay verməyib sənə. Sən bu 6 ayı açısan üzərinə bədaət məhkəməsində eee bedalat el icara səsin üzərinə. Bedalat el icara istəsən özün davud bedalat el icar. Mütələb bedalat el icara. Bedalat el icar səyəsən də zikr edəsən də la i huda bolard bu bə aylar bu aylar bu aylar 6 ay sayəsən üzünə. Bax naqsa aydan başlayıb ta ki ən axır qayəyə qədər Birdə bunun bir şeyi də var. Bunun icar verməməyi, kirə verməməyi bu bir səbəbdir çıxatmağın özünü. Deyəsə. Deydi, "Ağa, gəldiksə 6 aydan fazla verməyibsə, ya edə bilirsən deyəsən, tamam otu. Mən bu 6 ayı istəyirəm səndən. Ya da deyəsən, yox, mən o 6 ayı istəyirəm səndən. Zəidən də istəyirəm səni çıxasan bu evdən ki En, e, bu səbəbti e, səbəb-i əsbab-ı təxliya qanununda gəldi adam daf'ul el 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 müstağir el-icarəl-muəccir yəni qanunda nə qəsr yəni gəldi ki edə biləsən çıxardasan o insanı kiracını əgə gəldi isə sənə kirayə vermədisə bu bir səbəbti e, son bir telefon bağlantısı tamam science sizlər e, beləcə proqramımızın sonuna gəlmiş bulunmaq bildim olsun ki bu həftə özəl bir proqramı idi İnşallah gələcək həftə e, sizlər də bərabər olacağıq, müsafirlərimiz olacaqdı və hər həlkə, hər həftə sizlərdən e, bir qonunu ələ alacağıq. Mən təşəkkür edirəm sizlərə. Mən Avqat Məhəmməd Nəzməddin və mən və ekibim adına, qanun toplum proqramının ekibi adına çox canı gönüldən sizlərə təşəkkür edirəm. Bizləri izlədiyiniz üçün inşallah gələcək həftə bizimlə buluşmaq arzusu ilə şən və əsən qalın.